Bugün mutluluğu konuşacağız hocam. Bizim biraz mesleğimiz gibi de yani sanki mutluluğa çalışıyoruz gibi mutlulukla ilgili çok araştırmalar var ee, ve koca bir wellness endüstrisi, kozmetik, sinema, eğlence sektörü daha mutlu olalım diye çalışıyor gibi sanki ama Mutluluğu ne anlıyoruz, nasıl anlıyoruz, mutluluk yerine kullanılan başka kavramlar var, iç içe geçen, bazen kafamızı karıştıran kavramlar var. Bugün biraz onları konuşup netleştirelim de istiyoruz, sizden dinlemek, duymak istiyoruz. Ee, öncelikle tanımla başlarsak zihnimizin çerçevesi bir netleşiyor. Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz ve mutluluk yerine kullanılan yakın kavramlar var mı? Şimdi bir mutluluk endüstrisi var. Ve dünyada bir mutluluk dayatması var. Buna mutluluk tirandığı diyebiliriz. Ben e, bu tiranlık davetine hiç e, katılmak gerektiğini düşünmüyorum. Yani hepimiz ağzımız kulaklarımızda acıdan ağrıdan uzak bir şekilde hayattan bir şey öğrenmeden yaşamak zorunda değiliz. Derdi olan insan olmak ağzı kulaklarında bir insan olmaktan daha iyidir. Derdi olmak dünyada değiştirecek bir şey olmak demektir. Ama yine de içsel bir itminan hissi, bir huzur hissini eğer mutluluk olarak tanımlarsak Elbette bunun peşi sıra gitmeliyiz. Batı dünyasındaki mutluluk kavrammayı kavramını çok yeterli bir kavram olarak değerlendirmiyorum kişisel olarak yani ağrıdan acıdan sızıdan uzak olmak, ondan vareste olmak Eğer mutluluksa, ee, şuursuz her varlık zaten kendince bir mutluluk içindedir ee, Ben e, insanın kendi özüne sadık olmasını kendi hakikatine sadık olmasını Kendi anlamının peşinde koşmasını ve içsel huzur arayışını e, mutluluk olarak isimlendireceksek o mutluluktan yanayım Ama mutluluğun arayışı Mutluluğun kendisinden daha kıymetli bir şey yani insanın yolda yapıp ettikleri, kendisini unutma hali, bir akışa gömülme hali, bir kitap okurken, bir müzik dinlerken, ibadet ederken, sevdikleriyle birlikte zaman geçirirken, zamanın nasıl aktığını, geçtiğini unutma hali bence mutluluğun temel belirleyenlerinden bir tanesi. Buna akış diyor Çisen Mihalyi isimli e, profesör. Amerikalı'yı yakın zamanda kaybettiğimiz değerli e, profesör. E, gerçekten de zamanı unuttuğumuz anlar, mutluluğu en yoğun, en derin yaşadığımız e, zamanlar. Modern insan e, sürekli bir dikkat çeliciyle yaşıyor. Ve mutluluğumuzun en büyük hırsızı da bu dikkat çeliciler. Ekranlar başta olmak üzere e, sürekli bir enformasyon bombardımanına maruz kalmak, bize kendi hakikatimizle baş başa kalma fırsatını vermiyor. E, halbuki insanın sessizlik içinde kendini dinleyebildiği zamanlar olması lazım. İşte mutluluk biraz da oralarda insana zuhur ediyor, geliyor. E, yani mutluluk tiranlığına, global mutluluk monokültürüne hiç katılmıyorum. E, herkesin aynı hayat tarzında olması gerektiğini düşünmüyorum. Eee Hele de insanın dertlenmesi gereken onlarca şey varken sanki onlar yokmuş gibi onları yok sayarak ve etrafındaki sıkıntılı dertli insanların derdiyle hiç ilgilenmeyerek sadece kendi kendisi için yaşamasını tasvip etmiyorum. Böyle bir mutluluk anlayışını asla doğru bulmuyorum. Bir içsel huzur, bir itminan duygusu olarak tanımlarsak mutluluğu orada varım diyorum. Eyvallah. Ee, bir şeyin altını çizdim sizi dinlerken hayattan bir şey öğrenmeden e, yaşamak diye tanımladınız o dertsiz tasasız evet. neşeli hayattan bir şey öğrenmek için biraz dert gerekiyor galiba optimal miktarda bir dert e, bizi büyütüyor acının insana kattığı değeri bilirim küsemem acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyor ya derdim bana derman imiş ya Tabii. da denildiği evet. üzere demek ki hayattan bir şey öğrenmenin yolu e azıcık dertten kederden vareste değil. Oradan mutlaka Tabii. yolumuz geçecek. Başka türlü nasıl bir hikaye oluşturacağız? Yani geriye dönüp baktığımız zaman Allah bize nasip ederse 70'li 80'li yaşlarımızı geriye dönüp baktığımız zaman anlamlı bir hikaye nasıl oluşacak? Biz zorluklarla, sıkıntılarla baş ettiğimiz için onlar bizim sırtımızı yerine yere getiremediği için bir hikaye oluşturuyoruz. Acısız, dertsiz bir hayat, kendimizi uyuşturduğumuz bir hayat olabilir ancak mesele acıya maruz kalmak değildir. Acıyı içimize alıp onu dönüştürüp oradan başka bir şey üretebilmektir, daha yüce bir şey üretebilmektir, bir anlam çıkarabilmektir. Yani yaşadığımız her şeyden tüten bir anlam olmasına dikkat etmeliyiz. Aldığım acı, bir aldığım bir mikrop gibi beni bağışıklar hayatın daha sonraki safhalarında karşılaşacağım buhranlara, krizlere karşı bağışıklar. Bu şu demek değil. Hepimiz kafamızı arı kovanına sokalım. Hepimiz acılı bir hayat isteyelim değil. O zaten ister istemez bize gelip bulacaktır. Kayıplar olacaktır, yenilgiler olacaktır hayatta. Ama biz onlardan öğrenmesini bilirsek, biz hayatın bize öğretmesine izin verirsek oradan büyüyerek çıkarız. Olgunlaşarak çıkarız. Yani içimize aldığımız o acıyı dönüştürüp başka bir şey yapabildiğimiz zaman, oradan anlamlı bir hayat üretebildiğimiz zaman, oradan daha geniş ve derin bir bakış açısı üretebildiğimiz zaman öğrenmiş oluruz. Zaten travma mağdurlarının üçte ikisi e, travmatik stres belirtilerini göstermiyorlar. Posttravmatik e, büyüme dediğimiz, travma sonrası büyüme dediğimiz Hayata daha geniş ve manevi bir açıdan bakabildiği bakabildikleri bir olgunlaşma sürecine giriyorlar. Ee, mesele hayatın bize yaptıkları karşısında eksiltilmemeyi bilmek. Hmm. Yani hayat bize her zaman sürprizlerle gelir. Bazen hiç beklemediğimiz anda sevinçler getirir. Bazen hiç beklemediğimiz anda kederler getirir. Eksilmemek... eksilmemek tutumlarımız bizim tercihimizdir. Yani onun karşısında ne yapacağız? Bize gelen e, o musibet karşısında, bela karşısında savaşmaya devam edecek miyiz yoksa pes mi edeceğiz? Etrafımızı suçlayacağız, insanları mı suçlayacağız yoksa e, sonuna kadar direneceğim, dizlerimin üzerinde de kalsam savaşmaya devam edeceğim mi diyeceğiz? Bence hikayemizi yapan şey budur. Muhammed İkbal'in bir şiirinde söylediği gibi çırpınıştır hayatı kanatlandıran diyor. Çırpınacağız. Son ana kadar bütün gayretimizle var olmaya ve var kılmaya devam edeceğiz. Yani başka insanlara da sevgi taşımaya, başka insanlara da merhamet ve şefkatle yaklaşmaya, varlığı bir şefkat evi haline getirmeye dikkat edeceğiz. Rilke'nin bir şiiri geldi aklıma sizi dinlerken. Bırak her şey başına gelsin güzellik de dehşet de diyor ve hepsinin geçeceğini söylüyor devamında. Bizim de dem sabır de... her şeydir diyor. Eyvallah. Değil mi sonunda? Dem de geçer, gam da geçer. Ee, ne dem baki ne gam baki demişler. Aslında bir yerde böyle içsel bir pusulamız olmalı anladığım kadarıyla. Süheyl verin de kızına söylediği bir öğütü var ya o şekilde içinde en derin kederlerin bile ulaşamayacağı bir yer olsun. Oraya hiçbir sıkıntıyı sokma diyor. Demek ki bir içsel pusula, içsel bir dinginlik, bir Hı -hı. ağırlık noktası Hı -hı. olmalı kişinin. Ve şunu duyuyorum söylediklerinizden, başımıza neyin geldiğinden ziyade onu nasıl karşıladığımız tabii. önemli. O zaman orada bazı becerileri geliştirmemiz tabii. gerekecek sanırım o mücadele sürecinde. Esneklik çok önemli bir şey. Yani insan hayatta zorluklara karşı esneklik melekesini geliştirmeli. Fırtına yemiş ağaçlar köklerini daha derinlere salarlar ve toprağa daha sağlam tutunurlar. Fırtına yemek bir şey değildir. Önemli olan kökleri sağlam bırakabilmektir, toprağa salabilmektir. Bambu ağacı esneklik ve dayanıklılık için çok güzel bir örnektir. Bambu kolay kolay kırılmaz, hep tazedir. Aslında narindir ama Kolay kolay rüzgarlarla yıkılmaz, fırtınalarla yıkılmaz. E, bambu gibi esnek olmayı becerebilmek lazım. Yani rüzgarlar geçtiğinde onları karşılamayı bileceğiz. Onlar tarafından yıkılmayacağız. Her zaman taze olacağız. Katılık, hayatta katılık buna tıp dilinde psikoskleroz diyor bazıları. Çok kolay kırılmayı beraberinde getirir. Yani hayat bize bir şey öğrettiğinde öğrenmeye hazır olmak. Bir çözüm yolu işe yaramadığında farklı çözüm yollarını deneyebilmek, farklı bakış açılarından görebilmek, ezberlerimizden vazgeçebilmek, bildiğimiz ezberleri unutabilmek. Her insandan, her durumdan öğrenerek çıkmak ve bakış açımızı genişletmek. Ezberlerimizi unutabilmek, değiştirebilmek, güncelleyebilmek önemli. Çünkü elimizde bir harita var ve onunla bir yere kadar geldik ve artık o işe yaramıyor belli ki. Rotayı güncellememiz gerekiyor, haritayı güncellememiz gerekiyor. Yağmur yağar, toz taşınır, yeryüzü aşınır, yeryüzü şekilleri bile değişiyor ya. Harita geçersiz veriyor bir yerde. Tabii. Belki 30'umuza kadar o harita bizi getirdi ama yeni bir şey öğrenmeye, Yeni bir şey doğurmaya zorluyor bizi hayat anladığım kadarıyla. Değişim insan hayatının olmazsa olmazıdır. Değişmeyen bir tek şey var değişim diye çok klişe bir söz vardır ama çok, çok doğru. doğrudur da. İnsan değişmekten korkmamalı. Değişmeyi derinleşme olarak algılamamız gerekir. Yani e, 20 yaşımın tecrübesi, Başka bir şeydir, 30 yaşımın, 40 ve 50 yaşımın tecrübeleri bambaşkadır. İşte öğrenebildiğimiz zaman bakış açımız her zaman genişlemeye devam eder. Yeni çözümler üretebiliriz, daha esnekleşiriz. İnsanları yargılamakta daha az aceleci davranırız. Kendimizi daha az yargılar.